Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanala hoş geldiniz. Biliyorsunuz, yani her gün şey yapıyoruz. Çok konuşulan hisselerden birinin analizini yapmaya çalışıyoruz. Çoğunlukla da öyle gidiyor. Arada ekseriyetle işte ne yapıyoruz? Sizden gelenleri yorumluyoruz. Twitter tarafında falan da burası bizim yani yayın alanımız, istişare yaptığımız yer arkadaşlar. En son Türk Hava Yolları'nı yaptık. Bugün kontrolmatik yapacağız. Kontrolmatik yapmadan yani oraya geçmeden önce bir BIST 100 bakarız. Sonra kontrolmatiğe geçeriz. Kontrolmatiğin bir kap haberine de bakarız. Bunlara bakmadan önce de sizden yorumlarda şeyi belirtmenizi istiyorum arkadaşlar. Yani bu YouTube tarafında bir gelir muhabbeti var işte reklamlardan kazan çok cüzi zaten çok düşük olduğunu söylemiştim. Nereden baksanız 8-9 ayda falan ancak eşiği geçebildik. O da yani daha yeni 5000 aboneyi geçtik vesaire. Şimdi ayın 22'sinde mi 24'ünde mi ne hesap kesim muhabbeti var. 1000 lira gibi bir meblağ var. Bunu yani önerdiğiniz yorumlarda önerirseniz sevinirim hani şeye. Bağışlamam yani bir yere göndereceğim bunu dekontunu da atarım belki YouTube'dan ya da Twitter'dan. Önerdiğiniz bir yer varsa arkadaşlar bir dernek vesaire o tarafı onların arasından seçmek isterim. Yorumlarda belirtirseniz çok makbule geçer. En çok hani bahsedilene hemen gönderirim arkadaşlar. Onu başta söyleyeyim. Onun dışında Twitter hesabım burası arkadaşlar. Burası da büyüyor. Bayağı düşüktü. 640 takipçi. Olsun Allah bereket versin. Gidiyor. Bazen bunlara işte bu kadar fazla hisse koyduğumuzda şey yapıyorlar. Diyorlar ki ne alakasız şeyleri koymayın. Hayır daha fazla kişiye ulaşsın diye. İstişarelerimizi ondan yapıyorum. Yani şey yapmak istemeyen de ignorlar bir şekilde. Ya da bildirir. Onun dışında ben bunu böyle paylaşmaya devam edeceğim. Çünkü burada en fazla konuşulan hisselerin şeyleri var. Hashtagleri var. Daha fazla kişiye ulaşsın diye arkadaşlar. Ama en başta yorumda mutlaka o dediğim şeyi belirtin. Diyeceksiniz ki senin aklın fikrin yok mu? Var. Ben gereken şeyi yaptım. Elhamdülillah. Burada da en azından buradaki gelir 1000 lira zaten. Tam dümdüz. Onun şeyini paylaşırım. 1000 lira. Direkt onu burada YouTube'dan geldi. YouTube üzerinden sizlerin de önerilerini dikkate almak isterim. Yorumlarda bahsederseniz çok makbule geçer. Endeks'le alakalı bahsettiğimizi hatırlarsınız. Direnç bölgesinin içerisi ve üst kanala geçme isteği ama düşen bir kanal var. Bu kanal üzerinde arkadaşlar şu anda 5237.33 0.77 bir yüzde artış var. Burada bu kanalın üstüne geldiğinde direnç olarak göreceği yeri 5418 diye belirtmiştik 0236 ama euro bazında da bakarız. Şu an direnç bölgesinde basit hareketli ortalama 8 günlük kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani birçok zaman işe yarıyor yükselişlerde ve işte düşüşlerde. Bunun basit mantığı da şu. Eğer yeşil dolu dolu bir çizgi, mum çizgisi yani mum fitil değil. Direkt mum dolu dolu bu çizginin üstünde kapanıyorsa mesela örneğin şöyle yukarıya doğru gideceğiniz sinyalini veriyor ya da işte dolu dolu aşağı doğru kapanış gelirse artık onu direnç olarak görüyor. Şu an altına almış ve destek pozisyonda. Bunu altına alarak böyle yukarı doğru çıkmasını beklerim. Basit hareketli ortalamadan bir önceki videoda bahsetmiştik. Şimdi şunun bir şeyine bakalım. Euro bazlı olanına bir bakalım arkadaşlar. Evet, yani daha önce söylemiştik 261.61 euroya tekabül ettiğinde sıkıntılar baş gösterebilir. Telefona bayağı seri mesaj geldi. Hayırdır inşallah. Şu an kritik bölgede arkadaşlar. Bir geri çekilme olup yukarıya doğru çıkabilir. Burada da 269.47 euroyu ve akabinde de sonra da 288 euroya kadar olumlu senaryoda gider. Olumsuz senaryoda basit hareketli ortalamanın altına iner ve onu tekrar direnç olarak kendisini görür. Buradan bu kadar hızlı bahsettikten sonra kontrolmatik teknolojiye gelelim arkadaşlar. Fazla da vaktinizi almayayım. Önce bir kap haberi. Bugün böyle bir artış vesaire oldu. Şöyle göstereyim.
Yeni iş ilişkisi demiş. Yeni iş ilişkisi 21'inde bugün payların geri alınması ilişkin. Yani aslında kontrolmatik tarafında güzel şeyler olmuş. Yurt için bir müşterimizden bir dost gibi 154 kilovolt indirici trafo merkezi elektrik işleri için 2 milyon 900 bin dolar bedelle sipariş alınmıştır. Sipariş alınmış. Yarısı şimdi, yarısı iş bittikten sonra mı acaba? Neyse, güzel bir haber arkadaşlar. Aselsan mesela daha önce bahsetmiştim. Böyle milyon topladığın zaman belki milyarlık işlerden bahsetmişti ama çok sonra fiyatlamıştı. Kontrolmatik buna çok hızlı tepki vermiş gibi duruyor. Stoker SI tarafına bakacak olursak önce şeye girmeden lineer regresyonlara, direnç destek seviyelerine gelmeden öncelikle zaten yakın zamanda bir ikili dip yapmış. Sonrasında işte gene mal toplama bölgesinde ve düşüş lineer regresyonunda da üzerinde bir kapanış sergilemiş. Fitil biraz uzun olmuş. Direnç bölgesine doğru gelmiş. İkinci direnç bölgesi de 174,4. Hemen akabinde de üst çizgi var. Tırtıklı çizgi. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 178-179,2 civarı. Buralar önemli bölgeler. Buralardan geri dönüp tekrardan böyle hareketler, salınma hareketleri, belki direnç bölgesini sonradan üstüne atma çabası olabilir. Ondan sonra 0.382 fibosu var, 207 TL. 207,2'ye tekabül ediyor. Sonrasında da üst kanal çizgisi var. Ben buranın çok fazla üstüne çıkabileceğini düşünmüyorum. Belki ilerleyen zamanlarda Mayıs'a doğru, eğer yükseliş böyle sallana sallana giderse, Mayıs'ta belki olumlu haberler gelirse zorlar ya da endeksle beraber agresif hareketlerle birlikte burada hızlı bir çanak yapar. Sonra biraz geri çekilip beni de şaşırtabilir arkadaşlar. Şöyle yaparsak lineer regresyon çıkar karşımıza. Hayalet gibi mübarek oluşturuyoruz ama aşağıda kalıyor. Lineer regresyon bölgesini 27 Ağustos 2021'den 17 Kasım 2022'ye çekmişim arkadaşlar. Lineer regresyonda şöyle şurada bir çarpma, sonra tekrar, sonra bir üst burada destek alma, sonra tam onun orta bandında tekrar yukarı doğru destek almış. Sonra arşa doğru bir yükselmiş. Mübarek şey gibi, Yazar Fanı Ahmet Çelebi gibi. Ondan sonra nereden baksanız 230 kaç, 229 liraya falan, 229,9 liraya gitmiş. Tabi şu lineer regresyonun paralelini aldığınız zaman, üstüne koyduğunuzda arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi yani 161 liraya falan denk geldiğinde geri çekildiğini, buralarda geri çekildiğini, buralarda destek olduğunu vesaire göreceksiniz arkadaşlar. Şu çizginin de birebir şurada direnç olduğunu göreceksiniz. Yani birebir olmasa da çok yakın. Oralara gelmeden de sınırları zorlamamak lazım. Şimdi destek bölgesi olarak 136,8 ile 126,9 kutucuğu var, görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen üst tarafta da direnç bölgesi olarak da 165,6 ile 180,3 var. Bugün 166'ya gelmiş. Oraya bir değmiş. Geçen gün de oraya bir değmiş. Geri çekilmiş. Şimdi bunun içine doğru girmeye çalışacak. Bu zaten şey, ne derler, olumlu senaryoda buraları zorlar. Üst kanalı dediğim gibi gelebilir. Olumsuz senaryo ne olur? Olumsuz senaryo olur mu, olmaz mı dersiniz arkadaşlar, üst kanalın alt bölgesine doğru bir gevşeme söz konusu olabilir. Buralarda böyle hareketler. Sonra tekrar burada bir çanakvari bir hareket. Sonra belki bir kulp yapabilir. Yukarıya doğru tekrar çıkabilir. O da işte dediğim gibi Mayıs aylarına falan tekabül eder. Agresif belki biraz daha Haziran Temmuz'a da gidebilir. Yani uzatırsa biliyorsunuz formasyonlar, endeks hiç beklemediğimiz hareketler yaptı. Değişik şeyler deniyor. O da kendisini gösterince buralara da, birçok hisseye de bunun şeyi gelir. Etkisi gelir. Ben şu an olumlu görüyorum arkadaşlar ama bir geri çekilme olur mu? Olabilir. Bir saatliğe bakalım. Saatlikte bu kardeşimiz bize ne diyor? Süper Tren'de bakmayı unuttuk. Ona da bakalım. Tilsin'a da bakalım. Saatlikte bu kankam çanak kulp mu acaba? Yani şurada zaten bayağı bir V yapmış. Bu formasyonu yapmış V formasyonda. Basit hareketli ortalamada da gördüğünüz üzere. Buradan sonra almış yürümüş.
166 yani şurayı aşıp şuraya kadar tekabül edebilir yükseliş. O da zaten şu kısımda görmüş olduğunuz tepeye tekabül ediyor. Yani 178'e kadar çıkabilir ama max orayı zorlar gibi duruyor arkadaşlar. Stokare sayda da yükseliş yerlerinde de şöyle yani bunun da 75 üzerinde kontrol edebilirsiniz. Şöyle bir geleyim. Günlüğe tekrar günlükte ne alemdeydi Stokare Sai oraya geldiğinde. Aynen bak. Şimdi günlükte de bu 80'in üstüne 75'in 80'in üstüne çıktığı zaman tehlikeli bir senaryo olabilir. Üzerine biraz geçip sonra geri çekilebilir. Üzerine atarsa çok mükemmel şeyler olabilir. Niye? Çünkü geri çekilmesinde artık Fibo destek görevi görebilir. Buradan tekrar destek alıp daha da ilerilere gidebilir. Beni utandırabilir. Yani bunu yakın zamanda yapamaz diyorum ya şu anda. O yüzden beni utandırabilir. İnşallah da utandırır yani. Sonuçta yatırımcısı kazansın. Bir de bunun dolar bazında bakalım arkadaşlar. O ne diyor bize? O bomboş. Kalbim kadar temizdir yani. Süper trende bakacağız. Bakacağız. Unutuyorum sürekli. Bak burada bu kankimde ne var biliyor musunuz? Şu bölge 9,6 dolarda bir baba ben buradayım diyor yani. Sen hayırdır direnci burada mevcut arkadaşlar. Destek olarak da yani şöyle bir desteği var 7,1 dolar gibi. Buralara sarkar mı zannetmiyorum. Bence kapı falan filan böyle destekler yani oraları fiyatlar pıtır pıtır hani fincan kulp muhabbetinde de belki yani değerlendirebilir. Şöyle bir hemen buradayken Tilson'ı bir açayım. Bak Tilson buy sinyali vermiş. Daha henüz sell sinyali vermemiş. Yeşilin üstünde tertemiz. EMA basit ortalamanın üzerinde. Bunu bir de şeye bakalım arkadaşlar. Şunu şöyle kapatayım. Süper trend yapalım. Niye caps lock mu açık kaldı ya? Ha pardon. Göstergeye tıklamazsak. Sonra da caps lock'u açarsak böyle olur. Tamam diyor bir tane açabilirsin diyor. Anladık kanka fakiriz. Evet süper trendin noktasında arkadaşlar onu söyleyeyim yani. Tam böyle burayı aşması lazım. Yarın bunun üstünde bir açılışla süper trendi kırıp dediğim gibi 9,5-9,6 dolar civarına gelebilir. Önemli bir noktadayız. Takipte kalmakta fayda var. Buraya şöyle şunu da yazalım arkadaşlar. Aynen burada da aynı noktada. Tertemiz. Şöyle işaretleyeyim arkadaşlar da. En azından 161,4'ün altına inmemesi lazım. Yarından sonra. Üzerindeki kapanış ona kendisini destek seviyesi alır. Ama dediğim yerleri unutmayın. Yani şu kısımları unutmayın arkadaşlar. Bu hafta içerisinde 180, 179 buralar çok önemli arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ekstra başka süper trend tamam Tilson T3. Aynen burada. O da buy sinyalini vermiş. Yeşilin üstünde. Yani olumlu. Ama önünde büyük bir engel var. Oraya doğru yükselirse önünde büyük bir engel var. Şu an önündeki ilk engel süper trend engeli. 161,4 onun altına inmemesi lazım. Oralardan zaten şey yapmış yani. Oralarda böyle bir stoplamış bir duruyor. Onun dışında da işte Tilson T3'ü de takip edebilirsiniz. EMA'yı da takip edebilirsiniz 8 günlükte. Yani geriye çekilme durumlarında bilginiz olsun. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Abone olup bildirimleri açarsanız 5000 aboneyi geçtik. İnşallah daha çok Allah'ın izniyle daha çok sayıya ulaşırız. Daha güzel gelirler elde ederiz. Bunları da infak edebiliriz. Yani bunun dışında Twitter'dan takip edebilirsiniz. Ama videoyu beğenip nokta dahi olsa yorum yaparsanız çok daha fazla kişiye ulaşmış olur. Yorumlarınızı yani bu bahsettiğim hani şuraya bağışlayabilirsin abi, buraya bağışlayabilirsin kardeşim vesaire derseniz de makbule geçer. İstişare her şeyin istişaresini yapıyoruz işte. Yeri geldiğinde arabayla yaptığım kazanın derdini bile anlatıyorum. Teşekkür ederim beni dinleyenler için. Bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.